Herkese selamlar. Galatasaray'ın PAOK'la başlayan Avrupa Ligi serüveninin ilk maçını Canım Ömer abiyle konuşacağız. Abi günaydın. Günaydın Hakan canım. Yayına başlamadan evvel kanalımıza abone olmanızı, beğeni ve yorumlarınızı yollamanızı rica ediyoruz abi. Maçta öne çıkan şeylerle hemen başla. Yani çok yüksek bir tempo, 15 gün önce kaldırım bu enkazı başlığı atarken ve 4 maçta resital yapan bir Galatasaray'a dönüştü takım. Neler söyleyeceksin? Ah Young Boys maçları ah. Şu kadroyla Young Boys maçlarına çıksaydı Galatasaray ne konuşurduk? Ama geçmişi bir tarafa bırakacağız. Abi ne konuştun? Şimdi Şampiyonlar Yani Ligi'nde devam ediyor olsaydın perişan olma, hezimetlere uğrama riskin olabilirdi bu oyuna rağmen, ama şimdi hayal kurabilirsin. evet. Bir de Şampiyonlar Ligi maçlarına bakıyorum. Yani işte şey gibi konferans ligi gibi birkaç tane maç gördüm. Bu yeni formatını sevmedim Şampiyonlar Ligi'nin ve şeyin Avrupa Ligi'nin, ama Ben de. göreceğiz, sonuca doğru ilerleyelim. Ondan sonra Galatasaray Fenerbahçe gibi çok önemli bir deplasmandan sonra PAOK gibi benim futbolunu sevmediğim Lucescu sülalesinin İyi bir takımıyla oynadı. İki farklı takımla oynadı ama Galatasaray şunu gösterdi. İki farklı takıma da çözümü var. Hem teknik kadrosuyla hem futbolcu kadrosuyla çözüm bulabiliyor. Yani iki uçta iki takımla oynadı Galatasaray. Çok memnunum bu sonuçları aldığı için. Ben En şunun sevindiğim altını şeylerden... çizmek istiyorum. Müsaade edersen. PAOK çok iyi bir hazırlık yapmış. Çok kaliteli bir oyun sergiledi. Bayıldım taktik yaklaşıma. Tam işte Lucescu ekolü. Baba da aynı, oğlu da aynı ki armut dibine düşer. Babasını da sevmezdim. Ben Neyse. babasını da severdim. Niye sevmiyorsun adamı? Adam sana iki tane Galatasaray'ın bize şampiyonlar ettiği işkencelerden, sana dolayı sevmezdim. Bir de ilk Şampiyonlar Ligi'nde sene bir tane grup çıkarttı. İkinci yıldızı o taktı galiba. Üçüncü yıldızı. Evet. Çok eski. evet, Kocaeli'de olsun, ben sevmezdim. Tamam. Sevmezdim. Çünkü Galatasaray teknik direktörü yatıp kalkıp mazeret üretmez. Lucescu devamlı mazeret üretirdi. Onun için sevmezdim. Bir de oynattığı oyunu da sevmezdim. Neyse. Konumuz o değil. Günay Güvenç'le başlamak istiyorum. İşte al sana kaleci. Şimdi ikinci kaleci diye konuşmak zorundayız ama hiç sırıttı mı? Yani bir şahane maç çıkardı. Ben kalecinin ayakla hep söylüyorum. Çok önemli bir şey o. Gol kurtaranını, elle oyun başlatanını severim. Golde bile, yenen golde bile ilk hamlesi doğru. Orada savunmanın pozisyon alması lazımdı. Kostas Elias'a vurdurmamak için. Ama biraz geç kaldılar. Özellikle O Yunus geç kaldı o pozisyonda. Ama oyun başlatmaları, yer tutmaları, güven vermesi, takıma güven vermesi 10 numara bir kalecilik yaptı Günay Güvenç. Öncelikle onu kutluyorum. Özellikle ilk yarı biterken kurtardığı gol. Senin Okan Kocuğun İstanbulspor maçı ve geçen sene yine Günay bir maçta kurtarış yaptı işte. O maçı hatırlamıyorum. Onlara eş değer bir şeydir. Onlar son dakikalaydı. İki tane pozisyon ama bu da devreye Galatasaray 1-0 geride gitseydi sorun yaşayabilirdi. vallahi abi ilk yarıda 0-0 iken yaptığı kurtarış maçın kırılma anlarından bir tanesi oldu bence. Hiç krize sokmadı takımı. Yunus Akgün'le ilgili de geç kalması falan değil, gelmemesi. Buradan da Okan Buruk'a bir yolculuk yapacağız herhalde programın içinde. O golü yedirdi. O savunmada Günay yaptıktan sonra kurtarışı dönen topta savunmayı suçlamak yerine yani bu pozisyonların olabileceğini düşünmek lazım. Çünkü çok serseri bir top geliyor. Herkes doğru pozisyon almış olamıyor. Neticede o golün altından kalkmayı da bildi. Bir, Güray Güvenç dedin. İkinci kalecinin öneminin altını çizdin. İki. Ya da Abdülkerim. evet abi. Şimdi hep Sanchez Abdülkerim ikilisi tandemi diyoruz. Muazzam, yani Avrupa'nın en iyilerinden ve hep Sanchez öndeydi.
Bu maçta Abdülkerim Sanchez'i geçti. Yani bir Vallahi tane hele Rövaşata'yla kurtardığı bir şey var. Birebir kalacaktı PAOK'lu oyuncu. O pozisyon için bile şeyi Abdülkerim'i ikinci oyuncu seçebilirim. Muazzam oynadı. seni tebrik ediyorum. Sanchez, hep Sanchez vasat, vasat. Aa, bugün aksıyor diye iç sesimle seyrederken Abdülkerim'in o formsuz döneminden çıkıp Sanchez'le yükselmeye başladıktan sonra tamamen eski kimliğine büründüğü bir maç oldu. Yani ikisi arasında bir kıyaslama yapıp Abdülkerim'i öne çıkarttığın için de tebrik ediyorum seni. Devam. Bir güzel şey daha var. Popescu yapardı Fatih Hoca zamanında. Topla orta sahayı geçer, rakip ceza sahasına yaklaşırdı. Abdülkerim üç kere yaptı. İlk ikisinde hiçbir itirazım yok. Şahane. Hepsini zamanında çıkardı. Üçüncü de son bir hamleyi yapmasaydı, fazla trafiğe girdi. Onu da yapmasaydı kusursuz futbol diyecektim Abdülkerim'e. Ama o da nazar boncuğu olsun. Abdülkerim çok iyi. Kaan Ayhan sarı karta kadar iyiydi. Sarı karttan sonra bir miktar haklı olarak tutuk oynadı. Sonra da sakatlandı. Ve sürpriz Yelert, U16 fiziğindeki çocuk, dün ya ben bu maçların oyuncusu muyum diye düşündürttü. Yani oyuncusu mu diye düşürttü. Çok hoşuma gitti. Yani Yelert'in oyunu. Çok kısa oynadı ama çok iyi oynadı o bölüme. oynadı ama bir tane işte hücuma gidip verdiği pasla nihayet ilk hareketini yapmış oldu. Ben üçüncü olarak Yelet'ten bahsettiğin için seni tanıyorum. Yunus Akgün'e bir pencere açmanı istiyorum. Hayır, şimdi savunmadan gidiyoruz. Artık oyun Ha, kalitesi, oyun sıralaması değil. tamam. O zaman devam. Jakobs, ne diyelim? İşte Hakan Ünsal'dan sonra tamam. Bir de Riera'yı söyleyelim. Fatih Hoca dönemindeki Riera'dan sonra Galatasaray'ın sol beki var. Onu gördük. Hem savunmada hem hücumda gayet iyi. Bir de en sevindiğim şey, onu ayrıca konuşacağız. Üçüncü gol Jakobs'undur. Taç atan o taç, orada önemli olan tacı atmak. Dayı şahane tabii. Icardi'nin vuruşu da mükemmel. Kotarski gibi bir kaleciye oradan o golü atmak büyük beceri. İlk defa Kotarski, üçüncü golü söylüyorum, bir pozisyonda dondu. Dayının Çünkü karşısında beşinci dalga vardı. kıpırdayamadı. Orta sahaya gelince Torreira her zaman çok iyi. Her zaman çok iyi. Her zaman çok iyi. Hep artık o benim mottom oldu. Torreira ise Galatasaray maç kaybetmez. Gabriel Sara olağanüstü bir oyuncuya dönüştü. Yani şeyi seviyorum. Dilim eğilimlerden, yani küçük küçük şeylerden, olaylardan eğilim saptamaktır. Sara'nın Galatasaray'da aranan oyuncu olduğu konusunda küçük 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 birikimler, PAOK maçı, Fenerbahçe maçı da dahil, PAOK maçıyla Sara ben bu kadar para ederim dedirten bir oyuncu oldu. Tek eleştirim var. Solla kendi kalesinden bile şut atsın. Hiç itirazım yok ama sağla şut atmasın o kadar uzaktan. İki kere yaptı onu ve uygun arkadaşları vardı. Mesele uygun arkadaşları varken şut atması zaten. Ben ikinci yarıda Sara'nın da oyundan düştüğünü düşünüyorum. Ama Galatasaray'ın bu tempolu, baskılı oyununda demin saydığın isimlerin Jakobs'un ve Sara'nın da çok önemli etkisi olduğunu da görüyorum. Yani ben çok şaşırdım. Yani 3 hafta evvel sen Galatasaray'ın çok kısa zamanda bu performansa çıkabileceğini aklından geçiriyor muydun abi? PAOK bak insanlar küçük görüyor falan ama tam bir sistem takımı, çok iyi bir takım yendi Galatasaray. Üstelik maçın 60. işte dakikalarında, kaçıncı dakikada geldiyse ikinci gol. Skor krize girmesine rağmen 3-1 yendi. Çok değerli bir müsabaka. Sara'dan sonra devam et bakalım abi. Mertens'e Barış'ı hafif şeyle geçelim. İki yıldızla geçelim. Üç yıldıza çıkarmayalım ikisinin oyununu. Özellikle Mertens çok daha iyi olmalıydı. Ama o da şey, hep söylüyorum, sen korner duran top kullanma diye. Ama Osimhen'in attığı, yine şimdi orada şeyi de konuşacağız. Gol Osimhen'in mi değil mi? Osimhen'e geldiğimiz zaman ilk Değil. golü attırdı.
golü attırdı Mertens ama daha iyi olmalı. Orada da bir şey diyemiyorum. Çünkü her maça ilk 11 çıkıyor ve peş peşe iki tane çok zor maçı oynuyor. İşte 45 dakikalık tek devrilik dediğimiz oyuncu Galatasaray'ın iki tane 3-1'lik galibiyetinde neredeyse full'e yakın oynadı. Tam zamana yakın oynadı. O nedenle biraz düşüş var. Bir de Evet. Barış çok ısrar ediyor. Abi Barış'a geçmeden Yani şu Mertens'i bir ben konuşmak istiyorum. Ya 2 hafta evvel Osimhen geldikten, Zalai transferi bittikten sonra burada Galatasaray pek çok krize giren maçı yan top organizasyonlarıyla çözer diye yorum yapmıştık. Her maç bir kafa golü atabilir diye. Bu tahminimiz doğru çıkıyor ve çıkmaya devam edecek ama Mertens 38 yaşında bu kadar yüksek tempolu oyunları, ki oyun da değişti, Galatasaray artık yüksek tempolu oynuyor, set oyun oynamıyor. Osimhen'den sonra çok yan ortalara geldi. İlk yarıda çok sırıttı. Bu kadar uzun süreler alması onun sakatlanmasına da sebebiyet verebilir. İki, sen çok önemli bir yorum yapmıştın. Yani Mertens mecbur kalmadıkça saraya bırak şu kornerdeki topları demiş. Bırakmadı. evet. Hiç bırakmadı. Bunu Ne yapalım? Öyle öyle karar vermişler demek ama Okan yani yanlış. Bence Buruk yanlış. bunu Okan Buruk'un düşünmesi lazım diye düşünüyorum ben de. Devam. Evet. Programın Ondan formatı. sonra kime işte Barış Alper'de bir hafif düşme var. Onu görüyorum. Yani bazen ilk geldiği günlerdeki yanlış kararlı Barış Alper havası seziyorum. Çok daha rahat verebileceği toplarda ısrar ediyor ve kalabalığa girmeyi seviyor. O da onun kişisel zevki ama takım oyunu için çok doğru yapıyor Barış Alper. Olmaz. Yani bu şey. Bu Barış Alper'i en üst düzey takımlar almaz. Barış Alper'i ne yapacak edecek seninle konuşmuştuk. Son tap ve son pas ve son vuruş çalışacak. Yani bu kadar mücadeleyi taçlandırmak lazım. Bazen güçlü kalmak lazım ve bu kadar emekle yarattığın o fırsatı süslemek lazım. Son pasları iyi yapamadı, son vuruşları iyi yapamadı. Çok daha fazla gol atar Galatasaray. Çünkü bu biçer döver gibi çok güçlü bir adam. Çok büyük şans Galatasaray için. Onu geliştirdim işte senin dediğin gibi 50 milyon euro. Yani Evet. ondan diye çıkar yani. Abi Evet. Yunus Akgün'e gel artık gel. Yani anahtar Yunus Akgün'e o. geleyim. Şimdi ben hata yaptığım zaman hata yaptım demesini bilen insanım. Yunus Akgün işte ya Antep ya ondan bir önceki maçta işte ne uzar ne kısalır demiştim. Evet. Gösterdiği performans nedeniyle. Ama Yunus Antep maçından sonra bir başka oyuncuya dönüştü. Burada yani net çizgi oyuncusu olmasının dışında daha çok sol içte kullanmasının Okan Buruk'un çok önemli rol oynadığını düşünüyorum. Yunus'un yeri burasıymış. Yunus kanat oyuncusu değilmiş. Onu gördük. Okan Buruk'u bunun için İşte tebrik şey etmek lafı var lazım. ya hep. Oğuz Aydın'ı almadık. Çünkü Yunus Akgün var. Yanlış bir saptama. Oğuz Aydın başka oyuncu. Şu Tabii. anki Yunus Akgün başka bir oyuncu. Yunus kanat oyuncusu değil. Eskilerin tabiriyle sol iç. Yani orta şeyle yani kanattan daha fazla ceza sahasına Evet. yakın çizgi işte dik çizersek orada oynayan bir oyuncu. Mükemmel attığı gol çok iyi. Bir tek yenen golde işte takip sorunu oldu. O da çok eleştirmem. Çünkü çok yoruldu. Yani 66. dakikada yedi golü Galatasaray ama o dakikaya kadar Yunus çok yoruldu. Bir de şöyle bir şey var. Benim arkadaşlarım o kadar iyi ki duygusu, savunmacılarım. Abdülkerim çok iyi, kalecim çok iyi, Sanchez çok iyi, işte topun geldiği yerdeki Jakobs çok iyi. Biraz onlara güvendi Yunus ve topu kovalamadı. Çok güzel yorum. Ama işte kovalayacaksın. Ama attığı gol mükemmel. Bir çuval incir berbat olabilir. Kovalayacaksın. Bu da ona ders olsun.
Attığı gol Evet, mükemmel. babana bile güvenmeyeceksin. Abdülkerim Sanchez, Jakobs, Günay'a bile güvenmeyeceksin, kovalayacaksın. Şimdi Okan Buruk bu oyuncu değişikliklerinde çok geç kaldı. Galatasaray'ın savunmasının sol bölgesinde Pauk'lu oyuncular çok 2'ye 2, 1'e 1 kaldılar ve çok alan buldular. Oraya daha önceden müdahale etmesi gerekirdi. Yine bunu sen ileride konuş da şu oyuncularını bir bitir bakalım evlatlarını. Kim kaldı? Osimhen kaldı değil mi? Herkesi konuştuk. Sarayı konuştuk. Herkesi konuştuk. Osimhen. Şimdi Haaland diye bir olay var. Dünya futbolunda. Adam basketbola koysan 5 değil ama 4 numara oynar. Yani 3'ü rahat oynar da. O fizikli bir adam. Fakat 1-2 maçta öyle bir ivmelenmesini gördüm ki. Yani Hüseyin Bolt, o da çok uzun biliyorsun. Süper. Efsane 100 metre koşucusu. Hüseyin Bolt gibi ivmeleniyor. Acayip bir şey. Yani abi Yani sana tabii benim için şu örneği dünya... vereyim. Geçen maçta konuştuk mu bilmiyorum ama ben bir iki yerde konuştum. Fenerbahçe maçında Yunus Akgün'ün 50-60 metre dribling yaptığı pozisyonda Livakovic'in üstüne vurdu Osimhen. Osimhen penaltı noktasından çıktı. Fenerbahçe ile Penaltı değil. Altı pasın oradan çıktı. Hakkını orada yeme. Altı pasın oradan çıktı. evet Hem de çaprazdan çıktı. oradan çıktı tam Hüseyin Bolt gibi koştu. Fenerbahçeli oyuncular Yunus Akgün'ü engellemeye çalışırken o arka tarafta bomboş pozisyonunu almıştı. Bu çok acayip bir adam. Yani atletizmini Haaland. oradan görmek mümkün. Evet. Evet, benim için söylüyorum. Benim için dünyanın bir numaralı santrforu Mauro Icardi'dir. Yani Haaland da iyi santrfor. Yani biraz latife ediyorum tabii burada. Ama işte Haaland'ın bazı şeylerine imrenerek bakarken biz Haaland'ın şeylisini aldık. Ne? Biraz o sarı o kadar sarı değil olanını aldık. Yani olağanüstü ivmelenmesi. Bir de 3-4 tane kafa vuruşu vurdu. Evet. Hepsi şahane. Golü ben Osimhen'e yazarım. Kim ne derse desin hiç. Aynen şeydeki gibi. Torreira'nın golünü Livakovic'e yazmışlardı salak salak. Onu da düzelttirdik. Sağ olsun bütün Twitter arkamda destek oldu. Öyle deme. Düzelttirdim. Abi. özür dilerim hepinizden. Torreira'nın vuruşunda top direğe çarptı. Torreira'ya geliyordu. Livakovic'e çarptığı için içeri girdi. Kendi iradesiyle bir vuruşu yok ama ona yazılması çok doğal. Ay öyle bir şey yok. Öyle bak kendi kalesine kalecinin gol Sosyal atmasına ne medya gülüyor biliyor musun? baskısı yapıyorsunuz. İsmail Çipe'nin Hatay Kupa maçında yediği gol kalecinin kendi kalesine attığı goldür. Tutup içeri atmasıdır. Onun dışında kaleci kendi kalesine gol atmaz. Mantık o zaman. Şey, Torreira şutu vurdu. Livakovic'in eline çarptı. Eline çarptı, içeri girdi. Livakovic'in gol. Olmaz. Olmaz. Ha, iki örnek Olmaz. değil. Neyse. Bu senin Bir de görüşün. Bu da sırtına çarpsa beter. Ama koluna çarptı girdi. benim. Neyse. Farklı O düşünün. golü yedirmem. Torreira'nın o gol. Bu gol ama Pauk'lu oyuncunun kendi kalesine gol. Net bir vuruş yaptı. Ya sizin Ya santrofor. ayakları dolaşmaz da oyuncunun. Ya Rahman Baba'nın ayakları birbirine dolaştı. Çarptı girdi ama o orada o zaman şöyle diyeceğiz. O orada olmasa gol mü değil mi? Gol. O zaman rakip oyuncuya çarpan her topta kendi kalesine saymamız lazım. Bazen avuta giden şut çarpıp kaleye giriyor bir rakip oyuncuya. O zaman niye demiyoruz? Abi niye insan Yedirmem. Gol Osimhen'in. bu ısrarın karşısında tepki almamak için senin izleyicilerinle dolu bu kanal ısrar etmeyeceğim hiç. Kavga etmeyelim ama Osimhen büyük faktör. Galatasaray'ın baskısında, savunmasında, rakip stoperlerin ve savunmacı kanat oyuncularının yorulmasında Sen bak. bir çocuk iştahıyla oynuyor. Çok özür dilerim. Bir çocuk iştahıyla oynuyor. Kimseyi küçük görmüyor.
yardımlaşıyor. Rakibe saygısı var, oyuna saygısı var ve en önemlisi Icardi'de çok övdüğümüz bir özellik vardır. Kendisi atmak yerine daha uygun pozisyonda adamı aramak dün yaptı. Dün Galatasaray'ın Yunus'a attırdığı gol. Yunus'a attırdığı golde kendisi vurabilirdi ve kimse de bir şey demezdi. Sadece şunu diyebilirdi: gol olmazsa ya, bir de düzgün vur. Hayır, o kendisinden daha uygun pozisyondaki kardeşine verdi ve kardeşi gibi de sevindi. Bu adam büyük futbolcu. İşte bu sene seyredebildiğimiz kadar seyredeceğiz. İşine çok. Bakalım. İşin güzel tarafı ne biliyor musun? Biz hep ne diye konuşuyoruz? Galatasaray'ın ilerideki hücum presinin başlatıcısı ve sürdürücüsü ve organizatörü Mertens. Mertens diyoruz, değil mi? Mertens. Ve bunu Şimdi çok ben diyoruz. Evet. Mertens işte 45 dakika yaşlandı, 38 peş peşe maçlar derken sen Osimhen gibi bir santrforun varsa Mertens'in o eksiğini kapatabilirsin. Yani santrfordan başlatırsın, Hakan Şükür döneminde olduğu gibi. Evet. İlerideki prese. Evet. Yani Yani müthiş oyuncu. Müthiş oyuncu. Bir de hakikaten çok pozitifmiş. Öyle duyuyoruz, öyle okuyoruz. görüyoruz abi. Görüyoruz. Ha, bir de sahada da görüyorsun. O ayrı bir şey. Osimhen ne diyelim? Bir lütuf Galatasaray'a. Lütuf ve geldiği gibi dedi ki ya, ben orada da samimiyetinden şüphe etmedim. Icardi buranın fenomeni. Dünyanın en büyük golcülerinden biri. Ondan öğrenecek çok şeyim var. Batshuayi böyle böyle. Batshuayi'den öğrenecek çok şeyim var. Ha dedim ben, Galatasaray. Turnayı gözünden vurmuş. Gelelim Icardi'ye. Icardi'nin neyine geleceğiz ya? Icardi. Bir tek saçını sarıya O boya kadar. Icardi. Tanıyamıyorum Oraya geleceğiz. seni. Ben tanıyamıyorum, hem olmamış. Ha, değil mi? Olmamış abi. Sen sarışınsın, sarısın. Icardi, lütfen sarar tekrar. Oksijen dök saçlarına ya da limon suyu sür. O müthiş oyuncu. Icardi, şimdi her şeye çok seviniyorsun. Galatasaray Fenerbahçe'yi yenmiş gelmiş. İşte PAOK maçında çok iyi bir sonuç almış. Tamam, ama oraya gelen, ben daha çok çocuklar açısından bakıyorum. Aşkın Olayım dinlemek istiyorlar. Ya Bir çok özür konser dinlemek istiyorlar. taraftarlar. Ve işte onu da yaptı ve vuruşu olağanüstü. Abi. Şimdi kolay bir vuruş gibi görünüyor ama hiç öyle kolay bir vuruş değil. Asla Bir de öyle. karşısında Kotarski gibi hakikaten, yani daha önce tanımadığım bir kaleci. Adam herhalde 7-8 tane, ben öyle çok sevmiyorum %100'lük gol kurtar diye, çok önemli kurtarış yaptı. Mesela ilk yarıda işte Sara'nın şutu. Tara'nın şutu, ondan sonra karşı karşıya kaldığı pozisyonlarda yaptığı kurtarışlar, bir de hele ikinci, yani Galatasaray golü yemeden önce Osimhen'in burnunun dibinden vurduğu topu kurtardı. Yani o bir, o da işte haç pozisyonunu aldı. Çok doğru şekilde. Günay da haç Ofsayt mıydı pozisyonunu o alarak pozisyon? kurtarmıştı. İlk Ofsayt dakika mıydı abi o pozisyon? O değil. olağanüstü bir kurtarıştı yani. Maçın kurtarışı da o kurtarıştı. Evet. Yani çok iyi bir kaleciyi dondurdu. Diğer hepsinde hareketli. Kotarski, bir tek Icardi onu illüzyona tabi tuttu ve dondurdu bakışlarıyla top ayağına gelirken. Maça O girer girmez, gol maça girer Galatasaray'ın girmez ortayı kim yaptı bilmiyorum ama ön direkte yaptığı kafa vuruşu avuta giden, daha birinci galiba Kerem Demirbay yaptı. İlk pozisyonu. ilk pozisyon ön direğe gelip kafayla avuta vurduğu top, ben bu bir şans değil ya, bu pozisyon alma becerisi. Ya bu kadar Söylüyorum, daha evet. benim için dünyanın en büyük santrforu. Kotarski'yi söyleyelim biraz. Galatasaray işte hep ligde söylüyoruz ya, kalecileri milli yapıyor her takımın kalecisini diye. Günay da bak, Galatasaray'a geldiği sezon, yani bir önceki sezon Galatasaray Antep maçında 2-1 biten maçta 19 kurtarış yapmıştı. Yani Galatasaray Günay maçı olmuştu. Dün de
Galatasaray Kotarski maçı oldu diyebiliriz bir miktar. Çok iyi bir kaleci. Yaşı da çok fazla değil. Çok beğendim Şimdi abi burada konuşulması Kotarski'yi. gereken bir mesele var. Batshuayi'yi de anlat da soru soracağım. Sonra da kendi görüşümü söyleyeceğim. Batshuayi Fenerbahçe maçında bir dakika olsa bile, işte Kaan Ayhan sakatlandığı için giremedi. Okan Hoca onu açıkladı galiba maçtan Açıkladım. sonra. Bir Kendisinden. dakika sonra bile olsa sahada yer almak istiyordu. Onun için yandığını biliyoruz. Onun moral bozukluğu, onun etkisiyle dün hiç yapmadığı işler yaptı. Bomboş iki tane solda arkadaşı varken pas vermedi. Bir de son dakikada iki tane peş peşe top kaybı yaptı. Okan Hoca da çıldırdı. 2-2 dedi. Yani herhalde onu Batshuayi'ye dedi. Ben de Yönetmene de geleceğim, maç çekimine de geleceğim. Herhalde orada Batshuayi'ye yapma artık yeter. Yani son dakikada iki tane çok kritik hata yaptın dedi. Hatta o sırada maç 2-1. Şeyde gol atmamış. Icardi'de golünü atmamıştı. Şimdi o şeyi, etkiyi atlatsın Batshuayi. Tekrar eski Galatasaray'daki güzel günlerine dönsün. Çünkü çok candan oynayan, çok özverili oynayan bir oyuncu Batshuayi. şimdi ben Kerem Demirbay senin. Kerem benim Demirbay, doğru Kerem söylemiyorum. Demirbay. Ben çok 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 iyi bir oyuncu olduğu inancındayım. Aynen de öyle. Müthiş. Müthiş. Aynen diye bir laf. Jakob stacı attı. Bir baktı Icardi orada. Icardi'ye tık diye attı ayağına. Şahane bir gol attırdı. Kerem Demirbay bir de savunma direnci getirdi. Çok iyi oldu. Evet, yani Keşke biraz erken girseydi. Çok eleştiri var. Okan Buruk'a geç kaldı diye. kalmadı mı? Yani bir şey Kalmadı diyemem. ya. Yani bu takım, Okan Buruk diyor ki iki tane 11 çıkartacak kalitede kadrom var. Fenerbahçe maçını psikolojik açıdan çok yorucu olan bir maçı, fiziksel olarak çok yorucu olan bir maçın ardından 70'i beklememek lazım oyuncu değişiklikleri için ki artık Okan Buruk yani oyun bağırırken artık yap, artık yap değişikliğin noktalarında yapıyor. Galatasaray eğer bu oyuncularını fiziksel olarak diri tutmayı başarabilirse yedekten gelenlerle büyük fark yaratır. İvmeyi kaybediyorsun. Sen Okan Buruk'un hatalı olduğunu düşünmüyor musun? Geç kaldığını düşünmüyor musun oyuncu değişikliklerinde? Yani Mertens'i çok da erken alabilirdi. Evet. En azından. Yani Mertens'in yerine Kerem Demirbay'ı koy, belki de gol yemezdin. Kim bilir. Yani oyun olarak, Ama sahaya yayılış olarak söylüyorum. Geç kaldığı kesin yani. Bu hamleleri lütfen düzgün yapsın. Şimdi soru. Young Boys'a çift santrofor çıktığı için kaybetti diye bir önerme ortaya çıkmıştı. Teşhisler öyle konmuştu. Galatasaray çift santrofor oynar mı? Tek santrofor oynadığı Rize maçı, Antep maçı, Fenerbahçe maçı şiir yazdı Galatasaray. Osimhen'le Icardi oynar mı? Sorusu şimdi gündeme oturacak. Adam bir tanesi senin dediğin gibi dünyanın en büyük golcüsü sana göre. Ama bence ilk 10'da 15'te büyük golcü. Osimhen de dediğin gibi Haaland'la kıyaslanabilecek bir oyuncu. Bu Galatasaray'ın takım savunmasını ve baskısını düşürür mü? İkisi birlikte oynayabilir mi? Bu ne soru sordu? Oynar. Bir kilometre. Cevapta bir kelime. Oynar şeye benziyor bu siyaset programlarında şeyci moderatör kendini yorumcu zannedip 10 dakika konuşur ya, sen o kadar değil tabii, şaka söylüyorum. Benim yorumculuk Icardi'yi kadar. bir miktar geri çekebilirsin. Bir miktar geri çekebilirsin. Yine onu söylemiştim. Icardi Galatasaray'daki son 2 senesinde 10 numaraya evrilebilecek potansiyelde bir şeye sahip. Oyun görüşüne sahip. Belki bir miktar geri çekebilir Icardi'yi. Bir de güzel Valla tarafı Galatasaray Icardi çok da gol attırır Osimhen'e. çok attırır. Çok attırır. Evet. Çünkü Santrfor'un halinden anlar. Onun ihtiyacının ne olduğunu en iyi Santrfor bilir. Onun koşusunu da 10 numara becerisine sahip Icardi hep ödüllendirir. Çünkü adam sprint Kesin. atarsa kimse yakalayamaz onu. Yani defansı böyle durmuşken yakalayan bir Osimhen dünyanın en büyük tehlikesi. O pasları atabilecek kalitede de bir Icardi olduğu gerçek. Oynarlar mı?
baskı kalitesini düşürür mü diye düşünüyordum. Osimhen müthiş de baskı yapıyor. O da Icardi'yi rahatlatır. Evet, bir de Sara'nın tabii şimdi bak Sanchez şimdi tek geriden başlayalım. Sanchez'in varlığı takım boyunu kısalttığı için Galatasaray'ın orta sahadaki avantajı çok artıyor. Biraz öyle bakmak lazım. Yani kolay maçlarda bir miktar deneyeceğini düşünüyorum. Okan Buruk'un örneğin Kasımpaşa maçına Icardi Osimhen çıkabilir. Çok emin değilim. Abi Galatasaray'daki oyun kalitesi o kadar yükseldi ki Galatasaray zor maçları çok kolay oynadı yani. Fenerbahçe maçı da öyle. PAOK gerçekten iyi bir takım. Ben bu kadar ezici bir üstünlük yakalamasını umut ediyordum ama beklemiyordum. Bir de Okan kaleci. Bol. Evet. Okan Bol. Herkes Oynayan Okan Bol ne diyor? İşte Okan Bol bu. Fenerbahçe PAOK maçları. Oyuncuların keyif aldığı takımlar kolay kolay tutulmazlar. Oyuncular oynadıkları oyundan da keyif alıyorlar. Evet. Biraz saha dışı yapalım mı? Yap Ne tabii. kadar var? Yap yap. Bakayım abi. 5 dakikamız kaldı. Tamam. Şimdi önce Galatasaray yönetimine bir teşekkür ediyorum. Ali Çelikkıran'a, stat işletme müdürü Ali Çelikkıran'a teşekkür ediyorum. O iğrenç ağlar vardı ya, Evet, sırf ben yok. yazdım diye olmadı. Çok büyük tepki vardı ve insanlar söyledik. Gidin orada oturun. Maçın ertesi günü. Orta sahayı görüyor musunuz, göremiyor musunuz diye değiştirmişler. Herkes çok memnun. Olması gerekeni yaptıkları için teşekkür ediyorum. Bir. İkincisi, TRT kime yönettirdi bu maçı? Gerçekten Hakan şunu bir öğren. Bu maçın yönetmeni kimdi? Yani bu kadar mı kötü yönetmenlik yapılır? Tekrar yapacağım diye gol pozisyon yani Galatasaray biraz daha gol atacak olsa gol kaçıracaktı. O kadar eminim. En alakasız yerlerde tekrar bir kardeşim yazmış Twitter'da 416'da ya şey 416 değil onu ayrı bir madde yaptım güzelliği bozmasın diye TRT yönetmeni 416'da ne işi var yani onu ayrı madde yaptım abi biz pozisyon tekrarı arası maç seyrettik şey hatırlar mısın 3-3'lük Manchester maçını Hatırlamam mı canım? TGRT yayınlamıştı O reklam Michael, arası maç seyretmiştik. şu Michael, bu Michael. Dünyanın bütün Michael'ları bir araya gelse bu topu kurtaramazdı. Ümit abinin kulakları içindesin. Arif'in golüydü değil mi? Arif Evet. Erdem'in golünde. Yoksa Kubilay'ınkine mi dedi? Yok, Arif Erdem'inkine dedi Aynen. galiba. Böyle yönetmenlik olmaz. Bu arkadaş futbolu bilmiyor. Ona demişler ki sen al şu şeyi, kameralar sana bağlı. Oyunu seç. Ondan sonra bir de pozisyon olursa tekrar et. Ama demiyorlar ki kardeşim futbolda en önemli şey top. Topu kaybetmeyeceksin. Topu Ben kaybetme. Türkiye'nin en büyük futbol yönetmeni Lig TV'de çalışırken Musa. yani Türkiye'nin en büyük futbol yönetmeni Musa Çözen'e bile pozisyonum gereği Musa Bey ne olur topu kaybetmeyin demiş adamım. Şimdi Musa Çözen ne bunu söyleyen adam TRT yönetmenine neler söylemez. Yani belli yani futbolu hiç bilmeyen birisine yönettirmişler. O Allah. türkü çeksin, yurttan sesler çeksin, işte dizi çeksin, ne yapıyorsa yapsın ama futbol maçı çekmesin. Yani daha çok sayıda maç yayınlayacak TRT Türkiye'den, yönetmeni de bizden olacak. Gerçekten bu arkadaş biraz daha stajyer pozisyonuna geçsin ya da işini iyi yapsın da bize bunu konuşturmasın. Açık Yani kanaldan kenardan yayınladığı hiç bak, için. bak bir şey söyleyeyim mi sana? PAOK taraftarını maç içinde bir kere gösterdiler mi? Ne kadar Görmediler. ayıp. Ben sadece gol sesini duydum. Ana varlanmış Adam dedim. Ha. sesleri geliyor, Evet. bağırıyorlar. Belli o Galatasaray Ha. izninde Galatasaray tezahüratının ne olduğunu bilirim. Hepsini A'dan Z'ye. Galatasaray'da olmayan tezahürat geliyor sürekli kulağıma. Ayıptır yani Yunan takımı diye sen taraftarı niye sansürlüyorsun? Çok büyük rezalet. Yani utanmalı. Maç berbatlığının dışında Yunan taraftarı göstermediği için maç içinde de utanmalı. Adamlar gol attı, gol sevincinde taraftarı göstermiyorsun. Büyük Son rezalet. büyük hata. Son 1,5 dakika. Ne diyeyim? Galatasaray
Galatasaray iyi, biz iyi. 3-1'lere devam. Belki artık gol yemeden de devam edecek. Bir de Okan Buruk acaba Günay'daki sürekliliği sağlamak için birkaç lig maçında, yani Avrupa maçlarından önce Günay'a şans verir mi diye düşünüyorum. Ama Galatasaray çok doğru yolda. Yani Osimhen'in Muslera çok bozulur. Bu 15 günde 4 maç oynayan oyuncuları dikkatli kullanmak zorunda Okan Buruk. Okan Buruk Yunus Akgün'de başardığını diğer futbolcularda da başarmak zorunda. Nelson'u küstürmemek zorunda, Batshuayi'yi küstürmemek zorunda, Icardi'yi hazırlamak zorunda, Kerem Demirbay'ı formda tutmak zorunda, Yelert'i bu takıma kazandırmak zorunda. Rotasyon mu yapar, oyuncu değişikliklerini erken mi yapar bilmiyorum ama dikkat göstermek lazım. Son sözlerim var. Osimhen'in tanıtım videosunun son sekansı elini UEFA kupasına koyması. Mesajım odur. Bu yolun sonu güzel. Ya böyle Evet. oynasınlar da sonuçlar nasıl gelirse gelsin. İyi futbol seyretmek istiyor Türk futbol severi artık ya. İyi futbol ödüllendirilir. Okan Buruk'u tebrik ediyorum. 15 günde, 20 günde takımı bu seviyeye getirdiği için. Abi sana teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar. Beni de şikayet ederler mi? Ederler, ederler. Ama seni biliyorlar, onu da biliyorlardı. Görüşürüz. Hoşça kal.